17 Ağustos Perşembe çok özel bir konuğum var. Bugün meme kanserinde hormon tedavilerini konuşmak üzere sevgili Profesör Doktor Özlem Er ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Herkese merhaba, hoş bulduk. Evet, hormon tedavisi nedir? Östrojen ve progesteron nedir? Bunları öğrenebilir miyiz sizden? Tabii aslında meme kanseri deyince hemen aklımıza gelen bu oluyor, hormonlar. Çünkü meme kanseri dediğimiz zaman hastalığın %99'u kadınlarda görülüyor. Yalnızca %1'i erkeklerde ve bu %99'da da önemli bir kısmı, yarısından fazlası aslında hormonların sorumlu olduğu bir durum. Estrojen ve progesteron dediğimiz hormonlar, kadınlık hormonları olarak da bunları tanımlayabiliriz. Vücudumuz yumurtalıktan üreme dönemi boyunca, yani adetlerimizin devam ettiği dönem boyunca yumurtalıklarımızdan önemli oranda salgılanan hormonlar. Meme kanserindeki rolü nedir diyecek olursak da, meme kanserinde estrojen, evet bu slaytı biraz önce de gördük ve çok sevdik. Meme kanseri, kadın ve estrojen, bunları aslında birbirinden ayırt etmiyoruz. Birbiriyle çok ilişkili. Meme kanserinde de bu hormonlar bizim aleyhimize çalışmaya başlıyor. Lehimizde olan, bizi kadın yapan bu hormonlar meme kanseri hücrelerinin de büyümesine, onlara büyüme uyarısının gitmesine neden oluyor. O yüzden hormon tedavisi çok önemli meme kanseri. Hormonun meme kanserinde önemi nedir hocam? Evet, meme kanseri hücrelerinin üzerinde, bu ki her meme kanseri hücresi değil tabii, meme kanserlerinin yaklaşık %60'ında 3'te 2'si diyebiliriz. Estrojen ve progesteron reseptörleri, yani alıcılar var. Bunlara bir uydu alıcısı gibi düşünün ya da bir televizyon alıcısı gibi düşünün. Bu alıcılar hücrenin üzerinde yer alıyor ve estrojen gelip buna bağlandığında hücrenin içinde büyüme sinyali gönderiyor. Hücreye çoğalma sinyali gönderiyor ve bu bir kontrolsüz çoğalma oluyor. O nedenle meme kanseri hücresi eğer estrojen ya da progesteron reseptörünü üzerinde taşıyorsa, ortamdaki estrojen bu hücrelerin daha fazla büyümesine, daha fazla çoğalmasına neden oluyor. Teşekkür ediyoruz. Yine devam edelim sorularımızdan Yeliz. Hangi hastalarda hormon tedavisini kullanıyorsunuz? Bu hormon tedavisinde hani menopoz öncesi ve menopoz sonrası nasıl farklılıklar olabiliyor? Meme kanserinde tanıyı koyarken hepimizin bildiği gibi tanı patolojik olarak konuyor. Yani bir biyopsi ya da bir ameliyat materyalinin incelenmesi sonucunda tanı konuyor. Tanıda da yalnızca bu bir kanser hücresidir, karsinom hücresidir demek yeterli değil. Alt parametrelerine bakıyoruz. Bir raporda olması gerekenler nedir diye düşündüğümüzde, burada işte en önemli parametrelerden ilki de estrojen ve progesteron reseptörünün var olup olmaması. Eğer estrojen, progesteron reseptörü varsa pozitif olarak rapor ediliyor ve bu varlık durumunda tedaviye uygun. Yani tedavi duyarlılığı olabilir. Tabii %100 duyarlılığı göstermez bu. Yoksa bütün estrojen reseptörü pozitif tümörlerin hormon tedavisiyle tamamen kontrol altına alınması gerekirdi. Ama bu bir gösterge. Bu duyarlı olabilir. Bu hormona duyarlı olabilir. O zaman aslında ilk noktaya, ilk sorunuza geleceğim Yeris Hanım. Hormon tedavisi nedir dediğimizde aslında biz hep hormon tedavisi, tıpta da böyle kullanıyoruz bunu, günlük hayatta da hormon tedavisi diye kullanıyoruz ama hormona karşı yapılan bir tedavi. Hormonu engelleyen bir tedaviden bahsediyoruz burada. Ama ana faktör hormon olduğu için adı hep hormonoterapi, hormon tedavisi diye geçiyor. Belki onu vurgulamak lazım. Burada hormonun etkisini azaltan ya da kaldıran bir tedaviden söz ediyoruz. Menopoz öncesi ve menopoz sonrası nasıl fark ediyor? Menopoz öncesi dönemde kadınlarda estrojen hormonunun ana kaynağı yumurtalıklar. %90'dan fazlasını yumurtalıklar üretiyor. O nedenle yumurtalıklardan üretilen estrojenin kanser hücresine bağlanmasını engelleyen tedaviler kullanıyoruz. Ya da bunu öncelikle estrojenin üretilmesini engelleyen bir tedavi, bu bir ilaç tedavisi olabilir ya da cerrahi bir yöntem olabilir. Yumurtalıkların çalışmasını engelleyecek şekilde, yani yumurtalıkların alınması şeklinde artı kalan estrojeni engelleyecek tedavi olabilir. Bunu hepimizin çok iyi bildiği, 30 yıldır kullandığımız tamoksifen dediğimiz ilacımız var. Onunla kombine edebiliriz. Ya da menopozal dönemde estrojen üretimi yumurtalıklardan bu sefer dış organlara, işte yağ, kas dokusuna ve böbrek üstü bezlerine geçiyor. Daha çok estrojen kaynağı bu yapılar oluyor. O zaman da hem tamoksifen etkili olur bu dönemde, menopozal dönemde, hem de estrojenin vücutta üretimini sağlayan aromataz enzimi dediğimiz yapıyı inhibe eden, yani bloke eden ilaçlar da burada kullanılabilir. Ama bu ilaçları özellikle vurgulamak lazım. Tamoksifen her iki grupta da etkilidir. Ama bu ilaçlar, yani aromatazı bloke eden ilaçlar, yalnızca menopoz ortamı sağlandıktan sonra etkilidir. Çünkü yumurtalıktan salgılanan estrojeni engellemez. Eğer menopoz öncesi dönemde böyle bir ilaç kullanılması düşünülüyorsa, öncelikle yumurtalıkların estrojen üretimi engellenmelidir. Bunu vurgulamak lazım. Meme kanseri hastalarının yüzde olarak ifade etmek gerekirse ne kadarı hormona duyarlı oluyor? Evet, %60-65 diyebiliriz bunun için. Menopozal dönemde oranlar daha yüksek. Premenopozda, yani menopoz öncesi genç hastalarda bu oranlar biraz daha düşük. Ama genel toplama baktığımızda 3'te 2'si hormona duyarlı gruptan oluşuyor. Şişmanlıkla alakalı, yani yağ dokusu şişmanlıkla beraber artıyor, obezite, bu nasıl bir şekilde etki ediyor? Bu konuda bilgi alabilir miyiz? Bu çok önemli bir nokta gerçekten. Obezite hemen hemen tüm kanserlerde risk faktörü olarak karşımıza çıkıyor. Normalin üstünde kilo varlığı kanser için önemli bir risk faktörü. Meme kanserinde de özellikle önemli. Çünkü hem estrojen üretimi açısından önemli. Çünkü yağ dokusundan estrojen üretiliyor aromataz enzimi yoluyla. Dolayısıyla vücutta daha fazla estrojen bulunuyor. Ama obezite estrojenden bağımsız olarak da kanser için risk faktörü. Tanı aldıktan sonra ise, tanı alındı, bir tedavi uygulanmaya başlandı. Hem kemoterapi uygulaması sırasında hem de hormon tedavisi sürecinde kilo alımı nükslerin daha hızlı olduğunu gösteriyor bize. Yapılan birçok çalışma var bu konuda. Egzersiz azlığı ve kilo alımı çok önemli. Hatta hormonoterapi kadar nüksleri azalttığını gösteren çalışmalar var. O yüzden ben kendi hastalarımla bunu açık yüreklilikle paylaşıyorum. Burada da paylaşmak istiyorum. Kendimiz için yapabileceğimiz en güzel şey kiloyu korumak ve bunu yalnızca kiloyu korumak adına değil, aslında sporla birleştirmek. Çünkü her zaman spor yaptığımızda kilo veremeyebiliriz. Bu önemli değil. Vücut algılıyor spor yaptığımızı. Karaciğer, hatta hani konuyu dağıtmak istemiyorum ama hemen orayı da vurgulamak istiyorum. Karaciğer yağlanması, çünkü birçok hormonoterapi sırasında karaciğer yağlanması da görebiliyoruz. Karaciğer yağlanması da daha kişi kilo vermeye başlamadan azalmaya başlıyor spor yapmaya başlayınca. Hayır. O yüzden vücut çok bu konuda donanımlı, akıllı. O yüzden bizim ona verdiğimiz her iyi şeyi kendisine olumlu bir şekilde döndürüyor. Bunu çok önemseyelim. Tedavilerimiz kadar yaşam şeklimize de önem verelim lütfen. Çok güzel, harika. Altını çizmek istiyorum bunu özellikle. Çerçevelemek istiyorum. Çok güzel bir mesaj oldu. Peki biraz evvel değindiniz tekrar ama hormon tedavisi, daha doğrusu hormona duyarlı kişilerde duyarlılık derecesi aynı değil sanıyorum. Doğru. Raporlarda görülebilir, yüzde olarak verilebilir hormon reseptörü pozitifliği, hem estrojen hem progesteron için. Ama burada da yine altını çizerek belirtmek istiyorum. %1 ve üzerindeki bütün pozitiflikler aslında bizim için pozitif. Tedaviye duyarlılık anlamında yeterli olabilecek bir pozitiflik, birkaç hücrenin dahi pozitif olması, çünkü bu hücrelerin ilaçtan etkilenip aslında komşuluk etkisi diyoruz biz buna. Bir hücre büyümesini durdurup öldüğünde yanındaki hücreleri de uyarıyor. Onların da ölümüne neden oluyor. Ama mutlaka birkaç, en azından biraz pozitiflik olması lazım. Bu pozitiflik arttıkça tabii duyarlılık artıyor. O önemli. Daha çok pozitif olursa. Estrojen ve progesteronun birlikte pozitif olması daha anlamlı. Estrojen tek başına pozitif, progesteron negatifse duyarlılık biraz daha azalıyor. Ama hala duyarlılık var. Tabii ki en önemlisi zaman içindeki hastalığın gidişatı. Eğer hormon tedavisi verdiniz, 3 ay sonra nükseden kişiyle 3 yıl sonra nükseden kişi arasında duyarlılık açısından fark var. Bu da daha sonra uygulayacağımız tedavileri değiştiriyor. Yani soru gelmiş, bir tanesi Ömür Bey'den gelmiş. Diyor ki triple negatif hastalar neden hormon tedavisi kullanmıyor? Güzel bir soru. Evet, triple negatif dediğimiz zaman üçlü negatif anlıyoruz. Burada estrojen reseptörü, progesteron reseptörü ve HER2 dediğimiz bir büyüme proteini var ya da GHD2. Bu üç proteinin de negatif olduğu durum. Eğer bunlar negatifse hormona duyarlılık yok demektir. O nedenle de hormonoterapiye de gerek olmaz. O nedenle kullanmıyoruz. Ve Arzu Hanım'dan bir soru gelmiş. 32 yaşında. Bugün meme kanseri konuşuyoruz ama onun yumurtalık kanseri tedavisi bitti. Menopoza da girmiş. Her şeyin alındığını ifade etmiş. Bu tip durumlarda hormon tedavisi lazım mıdır? Nasıl karar verilir? Yumurtalık kanserinde hormonların rolü var. Orada da hormonlar rol alıyor. Ama meme kanserindeki gibi birebir bir ilişki yok. O nedenle yumurtalık kanseri sonrası estrojene karşı bir tedaviyi direkt kullanmıyoruz. Kullandığımız durumlar var. Kısaca söyleyeyim ilgi olduğu için. Yumurtalık kanseri sırasında bazen marker, belirteç nüksü dediğimiz durumlar var. Orada tamoksifeni meme kanserinden biraz daha yüksek dozda, 2 katı dozda kullandığımız oluyor. Ama bu tamamen marker relaps dediğimiz belirteçlerin arttığı durumda kullanılan bir durum. Çok özel bir durum. Meme kanseri gibi her yumurtalık kanserine hormonoterapi vermiyoruz. Meme kanserinin farklı evrelerinde hormon tedavisi nasıl uygulanıyor? Örneğin burada şunu da merak ediyoruz. Meme kanseri olmamış bir kişi daha yüksek risk grubunda olmuş veya BRCA gruplarında preventif olarak, koruyucu olarak kullanılır mı? Ardından ne gibi amaçlarla kullanılıyor? Ve en son olarak da metastatik evrelerde nasıl kullanılır? Evet, aslında çok güzel özetledin sevgili Ebru. 3 amaçla kullanabiliriz hormonoterapiyi. Biri, hasta olmamış kişilerde ya da öncül lezyon dediğimiz karsinoma in situ ismini verdiğimiz lezyonlarda meme kanserinin gelişmesini önlemek için kullanabiliriz. Koruyucu anlamda kullanabiliriz. İkincisi, meme kanseri tanısı almış, cerrahisini olmuş, radyoterapi veya kemoterapi gerekiyorsa uygulanmış, ardından yine koruyucu olarak riski azaltmak için, nüks riskini azaltmak için buna koruyucu ya da adjuvan diyoruz. Koruyucu anlamda kullanabiliriz. Bir de metastatik hastalarda yine estrojen reseptörünü kontrol ederek eğer pozitifse bu dönemde tedavi amacıyla yani hastalığı azaltmak mümkünse yok etmek amacıyla kullanabiliriz. Burada da metastatik hastalık koruyucu ya da önleyici olarak kullanılan dönemde risk faktörlerini hesaplamak lazım. Risk analizi dediğimiz bir yöntem var. Bunun duktal karsinoma in situ olan hastalar ya da BRCA pozitifliği olan kişilere risk faktörlerini belirleyip eğer uygunsa o zaman 5 yıl süreyle tamoksifen ya da muadili başka ilaçlar kullanabiliriz. Adjuvan tedavide yani meme kanseri tanısı aldınız, cerrahiniz yapıldı, gerekli tedavileri kemoterapi ya da radyoterapi aldınız. Onun arkasından yine koruyucu anlamda, nüksleri azaltıcı anlamda burada süre değişiyor. 5 yıl artı 5 yıl diye söylüyoruz. Direkt 10 yıl diye söylemiyoruz çünkü yöntemleri var. Belki ona zaman içinde gireceğiz. 5 artı 5 şeklinde kullanıyoruz. Metastatik hastalıkta ise süre vermiyoruz. Hastalığı kontrol ettiği sürece ilacımızı kullanıyoruz. Bunu da belli aralıklarla kontrol ediyoruz. Çok teşekkürler. Hormon tedavisi nasıl da uygulanabilir? Evet, hormon tedavisinin en çok adı geçen tamoksifen ve aromataz inhibitörleri dediğimiz ilaçlar tablet yani oral ağızdan alınan ilaçlar. Bunun dışında fulvestrant dediğimiz bir ilacımız var. Kas içine enjeksiyon şeklinde uygulanan bir ilaç. Yine cerrahi olarak yapılabilecek yani yumurtalıkların ortadan kaldırılması, menopoza sokulması için yapılan bir yöntem o oferektomi ya da yumurtalıkların alınması ya da yumurtalıkların çalışmasını yani daha üst düzeyden hipofiz dediğimiz beyin düzeyinden, santral sinir sistemi düzeyinden yumurtalıklara estrojen yapma emrini vermek için yine enjeksiyon şeklinde bir kısım arkadaşlar şimdi bizi izleyenler biliyorlardır. Hatta büyükçe iğnelerimiz var böyle evet. Cilt altına yapılan. Onlarla yine iğne şeklinde uygulamalar var. O yüzden hormon terapi dediğimiz zaman yalnızca hap aklımıza gelmesin. Ama hap önemli bir kısmını yani ağızdan alınan kısım önemli bir kısmını oluşturuyor. Ameliyat veya radyoterapi de yapılabilir mi tedavinin, hormon tedavinin parçası olarak? Evet, yumurtalıkların çalışmasını engellemek için cerrahi olarak çıkarılabilir yumurtalıklar, o oferektomi yapılabilir ya da yumurtalıklara radyoterapi uygulanarak çalışması durdurulabilir. Ama genelde tercih ettiğimiz eğer yumurtalıkları durdurmak istiyorsak ya ilaçla durdurmak ya da cerrahi olarak çıkarmak. Çünkü burada belki hemen kısa bir anekdot olarak meme kanseriyle yumurtalık kanserinin özellikle genç hastalarda birlikteliğini biliyoruz. Yine BRCA pozitiflerde birlikteliğini biliyoruz. O nedenle eğer yumurtalıkların durdurulması düşünülüyorsa cerrahi olarak çıkarılması ikinci bir kanseri de önlemiş oluyor. Bir yararı da o. Hocam Yüzin Hanım yollamış. O da hikayesini kısaca özetlemiş. 40 yaşında memesiye 2 sene önce kemoterapisini bitirerek 25 günlük RT tedavisini alıyor. İğne kullanıyor o da ve 4 ay sonra bitecek demiş solitetiğini. Tekrar adet görebilir miyim? Hamile kalma ihtimalim var mıdır diye sormuş bu tedavilerden sonra. Doğru. Şimdi biraz önce bahsettiğimiz nokta bu aslında. Hem tamoksifen hem de estrojeni de vücuttan azaltmak için bir iğneyle adetlerin durdurulması. Bu dönemde adetler durduruluyor ve estrojen üretimi de engellendiği için hamile kalma bu olmaz ama iğne kesildikten sonra adetin geri dönme ihtimali vardır. Adet geri dönmese bile hormonlar çalışabilir. O yüzden iğne kesilmesine 3 ay kala aslında artık doğum kontrol yöntemlerine tekrar dönülmesi gerekir. Çünkü tamoksifenin üremeyi artırıcı özelliği var. Bilinenin aksine hormona karşı değil demiştik biraz önce. Evet. Orada estrojen gibi davrandığı noktalar var tamoksifenin. O nedenle de üremeyi artırıyor ama tabii ki o dönemde hamile kalmak hem bebek fetüs sağlığı için yani anne karnındaki bebek için tehlikeli hem de annenin bir tedavi görürken aynı zamanda hamile olması tehlikeli olduğu için mutlaka doğum kontrolü, etkin bir doğum kontrol yöntemi kullanılmalı. Peki çok teşekkür ederim. Bu arada paylaşmak istedim. Şu anda bizi izleyenlerin, cevap verenlerin sorumuza %78'i hormon tedavisi aldık demişler. %22'si hayır demiş. Sevgili Yeliz sunucumuz aynı zamanda hormon tedavisi aldı. Bize kısaca kendi hikayeni, hormon tedavisi nasıl aldı, nasıl başladı bunu bir paylaşabilir misin? Tabii. Şimdi öncelikle 2008 Şubat'ta ilk teşhisim konuldu. Hemen teşhisin hemen ardından ameliyat, işte bir ay yaram iyileştikten sonra kemoterapi, 6 kür kemoterapi aldım. 25 günde radyoterapi gördüm. Radyoterapim de bittikten hemen sonra da hormon tedavisine başladım. Günde 20 mg tamoksifen alıyordum. Bir de bunun yanında 3,6 mg goserilin asetat alıyordum subkutan. Ayda bir alıyordum onu. Goserilin asetatı 3 sene kullandım. Tamoksifeni 5 sene kullandım. Goserilin vurulurken adetten kesilmiştim. Az önce böyle bir soru gelmişti. Evet, iğne bırakıldıktan hemen sonra da adet görmeye başladım. Düzenli bir adetlerim görmeye başladım. 5 sene sonra da tamoksifeni bıraktık. Hormon tedavisi tek başına mı kullanılıyor, başka tedavilerle birlikte kullanılıyor mu? Nasıl kullanılıyor, nasıl karar veriliyor buna? Evet, hormon tedavisi de kemoterapi ve radyoterapi ile birlikte kullanacaksak eğer sıralı olarak kullanıyoruz, birlikte kullanmıyoruz. Cerrahi yapıldı, ardından kemoterapi, kemoterapi takiben radyoterapi. Radyoterapi sırasında hormonoterapi başlanabilir. Ancak tamoksifen başlananlarda radyoterapinin cilt üzerindeki yan etkileri daha daha fazla oluyor. O nedenle genelde radyasyon onkologlarıyla bu konuyu paylaşıyoruz. Eğer çok acil bir durum yoksa genelde radyoterapi sonrası başlıyoruz. Aromataz inhibitörleri için böyle bir şey söz konusu değil. Radyoterapiyle birlikte başlayabiliriz. Yan etkileri artırıcı bir özelliği yok ve devam ediyoruz. Tamoksifeni söylediğim gibi yumurtalıkları baskılayıcı tedavilerle kombine edebiliyoruz. Yine aynı şekilde aromataz inhibitörlerini bazen premenopoz yani menopoz öncesi dönemde kullanmamız uygun olabiliyor. O dönemde mutlaka yumurtalıkları baskılayıcı tedaviyle birlikte yoksa etkinliği olmayacaktır. O nedenle yumurtalıkları baskılayıcı tedaviyle birlikte kullanıyoruz. Bir de metastatik dönemde hormonoterapinin etkisini artırmak için ya da hormonoterapiye gelişen direnci kırmak için genelde ikinci sıra tedavilerde bunu yapıyoruz. Örneğin ilk sıra tedavide hormonoterapi kullandık ama bir süre sonra nüks gelişti. Hiç istemiyoruz ama olduğu oluyor bu durumlar. Nüks geliştiğinde dirençten bahsediyoruz. Yani bu hücrelerin üzerinde hala reseptörler var ama bir şekilde vücut onu algılamıyor. O algılamama olayını kırmak için, direnci kırmak için yanına bir ilaç daha ekliyoruz. Bu ilaçların ismi çok önemli değil belki şu aşamada. Ama bu ilacı vererek direnci kırıp tekrar hormonun çalışmasını, yani hormona karşı olan tedavinin çalışmasını sağlamış oluyoruz. O yüzden kombine ediyoruz. Aslında bu çok önemli gelişmelerden biri. Böylece hormonoterapiyi çok daha uzun süreler kullanma ve etkin olma şansını yakalıyoruz. Çok hormon kullanımında kısa ve uzun sürede gördüğümüz yan etkiler nelerdir? Dönemde, tamoksifen kullandığım dönemde menopozdan dolayı aşırı bir sıcak basmalar, terleme bir söz konusu idi. Bir de ben az önce söylemeyi de unuttum. Mesela bunun yanında tamoksifen kullanırken doktorum sürekli 3-4 ayda bir kadın doğum muayenesi yapmamı istiyordu. Özellikle rahim kalınlığını ölçtürüyorduk. Hani o ölçüleri karşılaştırıyordu. Böyle doğru diyeyim. Doğru. Evet. Doğru. Tamoksifen kullanırken ateş basması ve terlemeler sık gördüğümüz yan etkiler. Çünkü estrojenin etkisi az oluyor. Bir de tabii sizin durumunuzda olduğu gibi beraberinde goserelin gibi hormonları baskılayıcı bir ilaçla birlikte olduğunda tam bir menopoz ortamı yaratılmış oluyor. Kimyasal bir menopoz yaratılmış oluyor. Dolayısıyla ateş basması, terleme. Aslında burada çok kolay bir şey var. Hani bir gönderme var. Annenize sorun diyorum ben. Genelde kızlar annelerine benziyor çünkü. Menopozu nasıl yaşadıysa annesi. Çünkü bazısı gerçekten çok ağır yaşıyor. Hele yaz aylarına denk geldiğinde böyle ateş basmaları, terlemeler, sıkıntılar falan. Bazısı da hiçbir şey olmamış gibi çok daha minik yan etkilerle geçirebiliyor. O yüzden beklentiye girmemek lazım. İlla bende de olacak, mutlaka çok terleyeceğim, çok ateş basacak diye ama olabilir, olabilir. Onun yanı sıra eklem ağrıları yine gördüğümüz yan etkiler. Çok çok nadir görüyoruz. Etkileri yanında nadir sıklık olarak ama çok önemli bir yan etki. Kadın doğum muayenesini gerektiren durum da bu. Rahim içindeki endometriyum dediğimiz rahim tabakasının kalınlaşması ve uzun dönem yan etkisi olarak bunun kansere çevrilmesi. Hı-hı. Olabiliyor. Çok nadir 1'de 1 görülen bir yan etki ama çok önemli tabii ki ikincil bir kanser görülmesi. O nedenle düzenli kadın doğum kontrolleriyle bunu daha gelişmeden engellemek mümkün. Kalınlaşmayı saptayıp ona göre önlemimizi almak mümkün. Onun yanı sıra bacaklarda özellikle belirgin olan derin toplar damarlarda pıhtı oluşması. Bu da kısa dönem yan etkilerinden, tamoksifenin özellikle yan etkilerinden biri. Kimlerde daha çok görülüyor? Hareketsiz, az hareketli insanlarda, kilosu fazla olan kişilerde, sigara içenlerde ki sigara içmeyi hani zaten kesinlikle tasvip etmiyoruz, önermiyoruz kimseye ama sigara içmeye hala devam ediyorsa pıhtı oluşum riski yüksek. Bu kişilerde dikkat etmek lazım. Onun dışında tamoksifenin olumlu bir yan etkisi diyebileceğim kemiklerde osteoporoza neden olmuyor. Kemikleri korumaya devam ediyor. Çünkü estrojen etkisi orada hala var. Ama aromataz inhibitörleri yani anastrozol, letrozol ya da ekzemestan gibi ilaç kullanan kişilerin menopozun getirdiği osteoporoz riskinin daha da artmasına yol açıyor yan etki olarak. O nedenle mutlaka kemik yoğunluk ölçümlerinin düzenli aralıklarla yapılması, kalsiyum ve D vitamini yerine koyma tedavilerinin yapılması gerekiyor. Eğer osteoporoz varsa da ayrıca aktif bir osteoporoz tedavisi. Burada belki hemen geri dönebiliriz. Hormonoterapileri başka hangi ilaçlarla kombine ediyoruz sorusuna. Etkinliği artırmak için değil ama yan etkileri azaltmak için, yani kemik üzerindeki osteoporoz yapıcı yan etkiyi azaltmak için aromataz inhibitörü verdiğimiz hastalara koruyucu olarak kemik koruyucu zoledronik asit dediğimiz ilacı da beraberinde verdiğimiz oluyor çoğunlukla. Genç hastalar hormon tedavisi aldığında yaşam kalitelerini yükseltmeleri için genelde neler öneriyorsunuz? Evet, tabii ki estrojenin azalmasına bağlı olarak bahsettiğimiz kas ağrıları, eklem ağrıları, ateş basmaları yaşam kalitesine bir miktar düşmeye neden oluyor. Bununla başa çıkmak için egzersiz çok önemli. Günlük hayatımızın bir parçası haline getirmek egzersizi çok önemli. Yine cinsel yaşamda olumsuz etkileri olabilir. Özellikle vajinal kuruluk, cinsel ilişkiye girerken ağrı hissetme, bunları konuşmaktan çekinmememiz gerekir. Mutlaka doktorumuzla, hem onkoloğumuzla hem de jinekoloğumuzla paylaşmakta yarar var. Çünkü bunların çaresi var. Çeşitli nemlendiriciler kullanılabilir, ağrı gidericiler kullanılabilir. Estrojenin azalmasına bağlı olarak görülen bu yan etkiler nedeniyle yine enfeksiyonlar, vajinal enfeksiyonlar, kuruluğa bağlı olarak vajinal enfeksiyonlar artabilir ki bu da hayatı zorlaştıran bir durum. O nedenle çabuk tedavi edilmesi daha tabii ki yaşam kalitesini artırır. O nedenle aslında ilaçların günlük hayatımıza etkisini biraz da deneyimleyerek, yaşayarak görüyoruz. Herkeste aynı etkiler olmuyor. O nedenle bir yan etki yaşadığımızda bu ilaca bağlı mıdır onu değerlendirmek lazım. Bir de kullandığımız diğer ilaçlar da çok önemli. Başka ilaçlarla etkileşimi olabilir. O yüzden kullandığımız ilaçları mutlaka doğru bir şekilde doktorumuza iletmemiz gerekir. Hangi ilaçları kullanıyoruz? Bunlar arasında etkileşim var mı? Yeni başlanan ilaçlar olabilir zaman içinde. Bu hem gençlerde hem de yaşlılarda olabilecek bir durum. O nedenle bu ilaçların da bir listesini tutmakta yarar var. Çok teşekkür ediyorum. Tamoksifenin yan etkisi olan ateş basması ilacı kullandığım 5 sene boyunca devam edecek midir demiş. Vücut buna alışkanlık gösteriyor. İlk baştaki kadar şiddetli olmuyor kesinlikle bu ateş basmaları. Ama tabii ki hani menopoz gibi o benzer yakınmalar bir miktar oluyor. Zaman içinde azalıyor. Öyle söyleyelim. Çok teşekkürler. Bu arada evet, Sabıra hoş geldin sen de. Sorunu alabiliriz. Biz duyuyorsun sanıyorum. Hoş buldum. Sesimi alabiliyor musunuz? Evet, duyuyoruz seni. Merhabalar. Tamoksifen hiç doğum yapmamış bayanlar üzerinde kısırlığa yol açabilecek bir tedavi midir? Çok güzel bir soru Sahra Hanım. Aslında hep öyle zannediliyor ama tamoksifen aslında doğurganlığı, üremeyi artıran bir ilaç. Hatta meme kanseri tedavisinden önce infertilite, yani kısırlık tedavisinde kullanılan bir ilaçtı. Çünkü yumurtlamayı artırıyor. O nedenle tamoksifen kullanan kişilerin mutlaka etkin bir doğum kontrolü yapması gerekir. Çünkü tamoksifen kullanırken hamile kalabilirsiniz. Hamile kalırsanız hem kendi sağlığınız açısından hem de bebeğin, anne karnındaki bebeğin sağlığı açısından tehlikeli olacaktır. Ve tamoksifen kullanan kişilerin eğer hamile kalma isteği varsa doktorlarına danışarak ilaçlarını kestikten en az 3 ay sonra hamilelik için girişimde bulunması gerekir. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum çünkü böyle hastalarım oldu. Başka onkolog arkadaşlarımın da yine paylaştığımız bilimsel ortamlarda konuştuğumuz vakalarımız oldu. O yüzden hani bu mesajın doğru gitmesini istiyorum. Hayır, kısırlığa neden olmaz. Aksine doğumu artırabilir. Tamoksifenin etkilerini tolere edebilecek herhangi bir tedavi şekli var mıdır diye soracaktım ama hocam anlattı hepsini. Evet. Tedavi bazında. Yani menopoz dönemini çok yoğun yaşayan insanlar var. Ben çok az yaşıyorum şu anda ama bunu tolere edebilecek herhangi bir şey var mı? Var. hareketi, egzersizi artırmak yararlı olur. Ilık duş, o ateş basmaları sırasında rahatlatıcı olacaktır. Onun dışında çok şiddetli yaşayan kişilerde, biraz önce de bu soru sorulmuştu, bazı antidepresanlar bu ateş basmalarını azaltıyor. Eğer hayat kalitenizi çok etkiliyorsa ateş basması, terleme, bu böyle birden hani oturduğunuz yerde kızarıyorsunuz ve bir ter boşanıyor, öyle bir his. Burada antidepresanların etkisi oluyor, azaltıcı etkisi oluyor. O yüzden eğer böyle rahatsızlık varsa kesinlikle kullanılabilir ve faydasını görürsünüz. Tamoksifen ile başlamış, anonim sorulmuş soru. 5 yıl kullanılması öngörülmüş. Ardından 2. yılında menopoza giriyor bu soruyu gönderen arkadaşımız. Ve seçenekler var mıdır? İlaç değiştirilmesi gerekir midir? Bu soruyla başladım. Ardından bir soru daha var. Tamoksifenle, menopoz öncesi dönemde tamoksifenle başlanan hastalarda tamoksifenle devam edilebilir. 5 yıl tamoksifenle tamamlandıktan sonra bir 5 yılda aromataz enzimini inhibe eden ilaçlar birleştirilip biraz önce bahsettiğimiz 5+5 formülü uygulanabilir. Ya da örneğin lenf nodu pozitif kişilerde, daha yüksek riskli kişilerde aromataz enziminin koruyuculuğu da daha fazla olduğunu düşünürsek 2 yıllık tamoksifen kullanımını takiben 5 yılda aromataz enzimini öne çıkabiliriz. Yani hemen 2 yıldan sonra aromataz enzimine geçebiliriz, aromataz inhibitörüne ve 5 yıl bunu kullanabiliriz. Şu anda elimizdeki veriler aromataz inhibitörlerinin 5 yıldan daha uzun kullanımını desteklemiyor. O nedenle ya 5 yıl tamoksifen artı 5 yıl aromataz inhibitörü ya da 2 yıl tamoksifen 5 yıl aromataz inhibitörü gibi kombinasyonlar yapılabilir. Tamamen bu durum menopoz durumuna ve doktorun tercihine bağlıdır. Onu doktorla tartışmak gerekir. Teşekkür ediyorum. Bu arada LED mahlasıyla yazmış olan bir takipçi şu anda, ben de memesiye hastasıyım. Letrazol. Temara, 5 sene kullanacağım. Neden acaba 5 sene kullanmak gerekiyor demiş. Belki yine pekiştirir açıklamalarınızı. Tekrar neden 5 sene kullanılması lazım? Bunu açıklayabilir miyiz? Evet, meme kanserinin tekrarlama riski ilk 2 yılda en yüksek. 5 yılda yüksek. 5 yıldan sonra azalıyor ama hala devam ediyor. O nedenle ilk çalışmalar 2 yıl yapıldı. Ardından 5 yıllık çalışmalar yapıldı ve etkin olduğu gösterildi. Önce tamoksifenle yapıldı bu çalışmalar. Sonra 5 yıl elimizde veri olduğu için 5 yıllık tamoksifenle 5 yıllık aromataz inhibitörü karşılaştırıldı ve 5 yıl kullanımı etkin çıktı. O nedenle 5 yıl kullanıyoruz ama biraz önce söylediğim gibi 5 yıldan sonra da bu risk devam ettiği için güncel çalışmalar bu 5 yıla ne ekleyebiliriz diye baktı. Hala menopoza girmediyse bir kişi, örneğin 35 yaşında hastalandı, 5 yıl tamoksifen kullandı, 40 yaşına geldi ve hala adet görüyor, menopoza girmedi. Bu durumda bir 5 yıl daha tamoksifen kullanımı etkili gösterildi. O yüzden 5 yıl artı 5 yıl, 10 yıl kullanıyoruz. Ama 5 yıl tamoksifen kullandı, 42 yaşındaydı, 47 yaşına geldi, menopoza girdi. Bir 5 yıl daha letrozol kullanılması, yani 10 yıllık koruyuculuk söz konusu. Ama baştan 5 yıl aromataz inhibitörü kullanıldıysa, örneğin 50 yaşında hastalandı, menopozdaydı ve 5 yıl aromataz inhibitörü kararı verildi. Şu anda elimizdeki çalışmalar henüz 5 yıldan daha uzun süre aromataz inhibitörü kullanımını desteklemiyor. O nedenle 5 yıl kullanıyoruz ama bundan bir 3 yıl, 4 yıl sonra bu toplantıyı bir kere daha yaparsak belki farklı bir şey söyleyebilirim. Çünkü çalışmalar devam ediyor. Eğer 5 yıla bir 5 yıl daha eklenmesi yararlı çıkarsa bunu da sizlerle paylaşırım. Çok teşekkürler. Evet, zaman içerisinde bunlar değişebiliyor. Kesinlikle. Çok kapsamlı, çok güzel bir açıklama oldu. Sağ olun. Hocam, şimdi bazı tedavi protokollerinde tamoksifenin 5 yıl kullanılması öngörülüyor. Ama yeni yapılan sanırım çalışmalarla da ilgili mi? Bazı tedavilerde de bunun 10 yıla çıkarılması durumu da söz konusu olabilir deniliyor. Hani siz bununla ilgili ne söyleyebilirsiniz bize? 5 yıl mı olması gerekiyor? 10 yıl mı olması lazım? 2 yıl öncesine kadar 5 yıl diyorduk. Ama 2 yıl önce, biraz önce bahsettiğim gibi, yeni bir çalışmanın sonuçları açıklandı. Ve 5+5 programı orada ortaya çıktı. Bu biraz politika gibi oldu, 5+5 falan ama 5 yıl kullandıktan sonra nüksetmemiş kişilerde bir 5 yıl daha tamoksifen kullanımı hala menopozda değilse ya da menopoza girmiş olsa bile koruyuculuğunu devam ettirdiğini gösterdi. O nedenle risk faktörlerine bakıyoruz, yan etkilerine bakıyoruz. Biraz önce siz de söylediniz, ateş basmaları, terlemeler oluyor. Bu benim hayatımı çok etkiliyor diyorsa ve erken evre bir tümörden, yani evre 1'den bahsediyorsak örneğin kesebiliyoruz. Ama daha yüksek evrelerde, evre 2, evre 3 tümörü olan, lenf nodu pozitifliği olan bir kişi çok da hayatına olumsuz yan etkileri yoksa bir 5 yıl daha kullanılması, yani 10 yıla çıkarılması koruyuculuğunu devam ettirmesi açısından önemli. Ama burada tekrar vurguluyorum, kadın doğum muayenesi çok önemli. Çünkü uzun süre kullanımlarda jinekolojik yan etkiler, özellikle endometriyum kalınlaşması ve endometriyum kanseri riski artıyor. O nedenle düzenli kontrollerimizi yaptırmak şart. Bunları yaparak devam edilebilir. Semra Hanım'ın sorusuna geçeceğim. Yaş 52, bilateral memesiye, erken evre, ameliyat ve 10 lenf alınması, bir C ve bir B tümörler, onkotip testi sonucu da kemo alınmamış, BRCA negatif 1 ve 2, RT ve hormon tedavisi. Hormon tedavisine de doktoru femera veya letrozol veya tamoksifen kullanımı tercihini kendisine bırakmış, tamoksifen alıyorum demiş. Bu detaylı bilgi için de teşekkür ediyoruz. Sorusu, östrojen ve progesteron pozitif durumlarda anladığım kadarıyla ya östrojeni bloke edici veya aromataz inhibitör kullanılıyor. Bunlar hormon tedavisi için yetiyor mu? Progesteron ile ilgili bir hormon tedavisi yok mudur demiş. Diğer sorusu da hormon tedavisini etkileyici gıdalar var mı? Evet. Östrojen ve progesteron reseptörü hücre üzerinde birlikte bulunabiliyor ya da östrojen reseptörü tek başına bulunabiliyor. O yüzden hep östrojen diye bahsediyoruz. Aslında bunlar birlikte bulunan hormonlar ve hormonoterapide ikisine karşı yapılıyor. Yani bu uyguladığımız tedavi aslında iki reseptörü de bloke ediyor ya da iki reseptörün de çalışmasını engelliyor. Ama çok çok nadir durumlarda yalnızca progesteron reseptörü pozitif olabilir. Genelde bunu öncelikle biz bilimsel olarak tekrarlıyoruz. Çünkü bu bir hata olabilir. Eğer hata değilse, çok nadir olarak böyle bir durum varsa hormon duyarlılığı daha az olmakla birlikte olabilir. Yine hormonoterapi kullanıyoruz. İkinci soru ya da sorunun içinde geçen bir nokta vardı aslında. Onkotip testi yapıldı ve kemoterapi almadım diye. Belki ona da açıklayalım, getirmek gerekir. Erken evre meme kanserlerinde hormon reseptörü pozitif ise kemoterapiden ne kadar fayda görür ya da kemoterapi almak gerekli midir sorusuna cevap veren bir takım genetik testler var. Tümörün özelliklerini belirten. Burada kişiye özel tedaviden bahsediyoruz aslında. Onkolojinin gittiği nokta biraz da orası. Kişiye özel, tümöre özel tedavi. O noktada bir takım testler yapılarak, onkotip bunlardan biri, başka testler de var. Kemoterapi gerekli midir? Ya da kemoterapiden fayda görecek midir? Bu belirlenir. Onun arkasından hormonoterapiye geçilir. Hormonoterapi seçiminde ise hastanın menopozal durumu önceliklidir karar vermemizde. Menopozal durumunu saptadıktan sonra yan etkileri gözden geçiririz. Örneğin osteoporozu olan bir kişide öncelikle tamoksifene verip bu arada osteoporozu tedavi edip ardından aromataz inhibitörüne geçilebilir. Ya da hiçbir risk faktörü yoksa hem tamoksifen hem de aromataz inhibitörü kullanabilecekse o zaman artı ve eksileri hastaya sunup beraber tercih yapılabilir. Kesinlikle burada biz özellikle vurgulamak istiyorum. Hastalarımızın da tedavi kararına katılımını çok destekliyoruz. Yani güncel yaklaşımda artık eskisi gibi diyeceğim. Ben o dönemleri çok da yaşamadım aslında. Hani böyle benim dediğim olacak, kesinlikle şu doğrudur değil. Doğrular birden fazla olabilir ya da kişiye göre değişebilir. İşte demin söyledim, yine çok yani desteklemiyoruz ama sigara içmeye devam eden bir kişi, aynı zamanda ailesinde trombüs öyküleri var, pıhtı öyküleri var. Bu kişi için tamoksifende ısrarcı olamayız. O zaman aromataz inhibitörü öncelik kazanabilir. Ya da bir başka kişi çok yoğun osteoporoz yaşıyor. Menopozal bir hasta, 60 yaşında. Bu hastaya illa aromataz inhibitörü vereceğim demem. Tamoksifenini başlayıp kemik yoğunluğunu düzelttikten sonra aromataz inhibitörüne geçebilirim. Çok faktörlü bir karar bu. O yüzden doktor, hasta hastanın bütün hastalıkları gözden geçirilerek, yalnızca meme kanseri değil, yaşadığı bütün hastalıklar gözden geçirilerek karar verilir. Çok aslında kapsamlı bir karardır bizim burada konuştuğumuz şey. Hani böyle oklar çıkarıp da hani buna tamoksifen, buna aromataz inhibitörü diyebileceğimiz bir noktada değil. Gerçekten detaylı inceleme sonucu karar verdiğimiz noktalar. Tabii bunu bir süzgeçten geçirip ana noktaları şu anda paylaşıyoruz. O yüzden her hastanın farklı tedavisi olabilir. Bunun da altını çizmek gerekir. Sorunun ikinci bölümünü de geçelim. O da çok merak ediliyor. Nedense hep soruluyor. Soya geliyor, başka şeyler gündeme geliyor. Bakalım araştırmalar ne diyor? Araştırmalar şunu söylüyor. Estrojen içeren besinler var. Bu besinleri sürekli alırsak, yani günlük diyetimizde hep bulundurursak estrojen düzeyimiz yükselebilir. O nedenle bunlar soya, soya yağı, soya fasulyesi, keten tohumu, çok yediğimiz bir şey değil ama hani olabilir. Keten tohumu, adaçayı, susam, bunlarda estrojen yoğun olarak bulunuyor. Ha, bir kere gittiniz bir işte Çin lokantasında soya soslu bir yemek yediniz. Bunu hayatımızı kahretmeye gerek yok. Ama her gün soya yağı kullanıyorsak, evimizde alışkanlık haline getirdiysek bunu gözden geçirmemiz gerekir. Ya da her gün yediğimiz bir kraker varsa mutlaka onun arkasındaki içeriğini okumamız lazım. Çünkü soya yağı çok kullanılıyor krakerlerde. Bunu gözden geçirmemiz lazım. Ya da her gün adaçayı içme alışkanlığımız varsa o zaman bu alışkanlıktan vazgeçmemiz gerekir. Estrojen reseptörü pozitif meme kanseri olanlar için söylüyorum. Onun dışında eğer estrojen reseptörü pozitif değilse ya da meme kanseri değilseniz estrojen içeren bir besin almanızda hiçbir zarar yok. Çok teşekkürler. Ben yine canlı gelen sorulardan Özlem Hanım sormuş. Biraz da geçmiş vermiş. 2012'de ameliyat olup 4 kür kemo ve RT almış. O da lükrin kullanıyor. Bitip 6 ay sonra ilacı kullandıktan sonra hormon ilacını adet görmeye başlamış. 5 ay üzerinden geçtiğini söylemiş. Ama adet olduktan sonra, görmeye başladıktan sonra adetten kesilmiş. Soru bununla ilgili. Yani bu durumlar normal midir yaşanması? Artı bir de cinsel bölgedeki kaşıntılar, bunlar tedavinin sonucu olabilir mi diye sorulmuş. Evet. Oradan başlayalım. Evet, vajinal kuruluk yaptığı için kaşıntıya da neden olabiliyor ya da enfeksiyonlara neden olabiliyor. O nedenle orada yan etki olarak bunu düşünebiliriz. Onun dışında hormonları kesici, işte lükrin, Zoladex gibi ilaçlar kullanıldığı sürece adet görülmez. Ama bu ilaçlar kesildiğinde eğer hasta hala premenopozalse adet görmeye devam edebilir. Bu normaldir. Erkekler de aynı ilaçları kullanıyorlar mı? Meme kanseri. Erkeklerde meme kanseri çok çok nadir görülen bir durum. %1 gibi, yani 100 meme kanserinden bir tanesi erkeklerde görülüyor. Ama ilginç bir şekilde erkek meme kanserleri büyük bir çoğunluğu hormona duyarlı, estrojen reseptörü pozitif meme kanserleri. O nedenle tamoksifeni erkeklerde de kullanıyoruz. Çünkü zaten estrojenin hücre üzerinde bağlanmasını engelliyor, şeklini değiştiriyor, reseptörü değiştiriyor. O nedenle tamoksifeni kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de kullanıyoruz. Aromataz inhibitörlerinin ise yalnızca testosteron yapımını kestikten sonra aromataz inhibitörü vermek lazım. Çünkü oradaki estrojene dönüşümü engelleyici yapıyı ortaya koymak, ondan sonra aromataz inhibitörünü kullanmak gerekli. Ama iki ilacı da kullanıyoruz, evet. Çok teşekkürler. Sabıra Hanım'dan yine bir soru gelmiş, Sabıra Şakar'dan. Diyor ki bu ekrem ağrıları, özellikle bu da aromataz inhibitörü kullanan kişiler tarafından şikayetler listesinde yüksek, ön sıralarda. Bunlar için takip gerekir mi? Bunun için bir ortopediste başvurulmalı mı veya bir uzmana başvurulmalı mıdır? Ne yapılabilir? Evet. Eklem ağrıları aromataz inhibitörlerinin %10-20 gibi yan etkileri arasında sayabiliyoruz. Yani 100 kişiden 10 veya 20'sinde görülüyor. Bunların da 3-4 tanesinde ciddi anlamda gerçekten hayat kalitesini bozucu anlamda ağrı olabiliyor. Burada ağrı kesiciler, egzersiz, bunlarla genelde zaman içinde hafifliyor yan etkiler. Genelde ortopedistlerden ziyade onkologlar bunları görüyor. Çünkü bu ilaçları en çok biz kullandığımız için yan etkileriyle de biz başa çıkıyoruz. Ama başa çıkamadığımız ya da enflamasyon dediğimiz iltihabi durumlar geliştiğinde tabii ki ilgili uzmanlık alanlarından da yardım almak gerekiyor. Çok teşekkürler. İlacımın gününü, bu anonim gelmiş, gününü vaktini atlarsam aynı gün saatini, bu bir problem teşkil eder mi denilmiş. Evet, ilaçları kullanırken hormonoterapi bunların başında geliyor çünkü hap şeklinde çoğunlukla kullanılıyor ama birçok ilacımız için bu geçerli. Günün aynı saatinde ve düzenli bir şekilde almak önemlidir. Neden? Çünkü kan düzeyi oluşuyor, vücutta bir düzey oluşuyor ve bunu farklı saatlerde aldığım zaman pik yapıp bir yüksek dozda, bir düşük dozda oluşabilir. Ama insanlık hali, unutabiliriz ya da ilacımız o anda yanımızda değildir, kullanamayabiliriz. Gün içinde aklımıza geldiğinde alabiliriz. Ertesi gün aklımıza gelirse ya da ilacımız o gün bitmiştir, bir şekilde alamamışızdır. Ertesi gün olduğunda 2 tablet almamamız lazım, kaldığımız yerden devam edeceğiz. O günü pas geçmiş olacağız. Tabii bunun sık olmasını arzu etmeyiz. Onun dışında bir de alıştığımız ya da vücudumuza işte girdiği saat önemli. Her gün atıyorum sabahleyin 10'da alıyorsunuz. O gün unuttunuz, öğleden sonra 2'de aldınız. Yarın, ertesi gün sabah 10'dan devam ediyorsunuz. 2'den devam etmiyorsunuz. Yani vücudu şaşırtmıyoruz. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Bu hani uzun süreli yolculuklarda da aynı şekilde. Örneğin Türkiye-Amerika arasında ya da Türkiye-Asya arasında yolculuk yapıyorsunuz. Saati ona göre ayarlıyorsunuz. Saat seçimi tamamen size kalmış. Gün içinde aldığınız diğer ilaçlar da çok önemli etkileşim açısından. O yüzden saati ona göre de ayarlayabilirsiniz. Ve en çok unutmayacağınız saat hangisiyse ya da alarmınızı kurup o şekilde almanızı öneririm. Böylece gününüze uydurursunuz. Yani zorlama bir şey çok uygun olmuyor. Yani ben dersem ki size her gün sabah 9'da alın ama siz 9'da her gün ya da gün işte haftanın 2-3 günü önemli bir toplantıda oluyorsanız çok da uygun bir şey olmayacaktır. Ama başka biri için de tam uyandığı saattir, çok uygundur. O yüzden kendiniz karar verin ama buna uyun. Çok güzel. Bir de söylediğiniz konu hakikaten o kadar önemli ki 5 sene, 10 sene kullanılan ilaçlarda uygun bir şey oluşturmak lazım ki aksamalar olmasın. 1 ay, 2 ay kullandığımız ilaçlar değil bunlar çünkü. Kesinlikle. Hayat ritmimize uymalı. Evet, evet kesinlikle. Konuştuklarımızı sanki özetleyecek gibi bir soru olacak ama bu da güzel bir soru. Hormon tedavisinde son 10 yılda, 15 yılda neler değişti? Ne gibi yenilikler oldu? Bilmemiz gereken neler var? Aslında hormon tedavisi dediğimiz zaman hani basında, yayında çok bizlerden de duyuyorsunuz, okuyorsunuz mutlaka. Hedefe yönelik tedavi diyoruz. İşte tümör hücrelerindeki hedefi kapsayan tedavilerden bahsediyoruz. Hormon tedavisi bunun ilk örneklerinden. Yani hücrenin üzerinde bir hedef var ve biz bu hedefe yönelik olarak tedavi yapıyoruz. O yüzden çok önemli. Aslında bu konseptin gelişmesini sağlayan ana mihenk taşlarından biri. Ve hormon tedavisinde her gün bir yenilik oluyor. Biraz önce Yeliz Hanım'la da konuştuk. 2010'da 5 yıl diyorduk, 2012'de 5 yıl diyorduk. Şimdi 5+5, 10 yıldan bahsetmeye başladık. 30 yıl boyunca tamoksifeni konuştuk ama son 10 yıldır, 2000'lerden hatta 15 yıldır aromataz inhibitörleri ön plana çıktı. Şimdi aromataz inhibitörlerinin yanına ne koyabiliriz? Bundan bahsetmeye başladık. Direnci nasıl kırabiliriz? Yani evet estrojen reseptörü var ama hepsi duyarlı değil hücrelerin. O zaman bu duyarlılığı nasıl artırabiliriz? Direnci nasıl azaltabiliriz? Yanına ilaç eklemeye başladık. Ve 2., 3. hatta 4. sıra hormonoterapilerden bahsetmeye başladık. O yüzden yaşam kalitesine de aslında yan etkiler açısından çok olumsuz olmaması nedeniyle hormonoterapiyi hani ben şöyle diyorum aslında meme kanseri, hormonoterapi dediğim zaman bir hipertansiyon gibi, bir diyabet gibi düşünün. Orada nasıl uzunca bir süre hatta ömür boyu ilaç kullanımı var. Burada da uzunca bir süre ilaç kullanımı var. O yüzden hani kronik bir hastalıktan bahsediyoruz ve burada hormonoterapi ana taşlardan biri. O yüzden kendimizi hazırlarken bu ilaçlara, bu tedaviye Uzun bir tedavi, uzun bir yol. Bu yolculukta beraberiz biz onlarla. Geçinmeyi öğreneceğiz. Yan etkilerle baş etmeyi öğreneceğiz. Baş etmek de çok önemli. Çünkü ilk başta gerçekten çok zor gibi gelen bir yan etki zaman içinde bizim arkadaşımız olabiliyor. Hı hı. O varlığını evet hissettiriyor ama orada masumca duruyor. O yüzden beraberce bu yolu yürümeyi hedeflememiz lazım. Çok teşekkürler. Yüzin Yıldırım bir mesaj yollamış. Soru değil bu. Çok güzel bilgilendirildik. Doktorumuza, emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz demiş. Biz teşekkür ederiz. Nazire Hanım'ın sorusu da ben özetleyeceğim. Önce bir aromataz inhibitörü kullanıyor. İsmini vermemiş fakat aşırı ağrılardan hayatı çekilmez hale geldi demiş. Ben kendi ifadesini kullanayım burada. Acaba doktoruma söyleyip bu ilacı değiştirme imkanı var mı? Ne yapabilirim? Gerçekten beni çok rahatsız eden bir durum. Yaşta 55. Yaşınız bir kere çok genç. Yaşı hiç belirtmeye gerek yok burada. Menopoz döneminde kullandığımız aromataz inhibitörlerini bazen değiştirerek, yani birinin yerine diğerini kullanarak, letrozol yerine anastrozol ya da anastrozol yerine eksemestan kullanarak bu yan etkiler değişebilir. Farklı yapıları var çünkü. Öncelikle bu denenir. Yine tamoksifen de burada etkili olduğu için, yani menopoz döneminde de 55 yaşında da tamoksifen etkili olduğu için daha az eklem ağrısı yapması nedeniyle denenebilir. O yüzden kesinlikle doktorunuzla paylaşmanızı öneririm. Yan etkileri azaltıcı ağrı kesiciler, egzersiz uygulamalarını denedikten sonra ilaç değişikliğine gidilebilir. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten ben de birkaç şey eklemek istiyorum. Çünkü hakikaten geç bir saatti ama Özlem hocamız bizi kırmadı. Evet. İnanılmaz bir şekilde bir saat boyunca sorular durmadı. Ara vermedi, nefes almadık. Bizi bilgilendirdi. Çok güzel tane tane anlatarak çok teşekkür ediyoruz tekrar. Sağ olun, var olun. Benim için bir mutluluk kaynağı sizlerle birlikte. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Bol egzersizli, sigarasız, bol güneşli ama güneşten korunarak, çünkü D vitaminini çok vurgulamadık. Bir de onun altını çizelim. D vitamini de çok zararlı. Vücudumuz için gerekli ama güneş de cildimize zararlı. O yüzden günde 15 dakika, kolumuzu ve bacağımızı güneşe göstererek D vitamini alabiliriz. Bundan da yararlanalım. Spor yapalım, bol su içelim. Suyumun markasını göstermeden hemen günde 2 litre ben yanımda bulunduruyorum. Sizlere de öneriyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum herkese.